Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Yazgı, şüphesiz ki milletleri yücelten, onları diğer milletlerden üstün hale getiren en önemli faktör eğitimdir. Bilimde, sanatta, kültürde ve ekonomide gelişmiş, ilerleyen toplumlar her eğitim sorunlarını çözmüş olanlardır. Bir milletin kalkınması toplumun eğitim düzeyinde orantılı olarak gerçekleşir. Bu nedenle her toplum eğitimine önem vermek zorundadır. Öğretmen toplumu yönlendiren, geleceği hazırlayan kaynaktır. Kalkınmada ve gelişmede en büyük pay öğretmenlerimizindir. Öğretmenlik çok yüce bir meslek olduğu için Mustafa Kemal Atatürk de kara tahta başına geçerek öğretmenlik yapmıştır. Öğretmenler Günü'nde sevgili öğretmenlerimize duyduğumuz sevgi, saygı ve minnetin sembolü olarak onları kutlamak, bir buket çiçekle gönüllerini almak güzel bir davranıştır. Her toplumda ve her dönemde öğretmenler topluma ışık saçan, onları yönlendiren ve bilgi sunan bir pınar olmuştur. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en faydalı değerleridir. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmen Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimize de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve beraberindeki öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Öğretmenlerimiz sağ olun efendim. Teşekkür ederiz efendim. Vallahi bizim vermemiz lazımdı ama yarın vereceğiz inşallah, biz hazırlığımızı yaptık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yazgı, Öğretmenler Günü'nün sadece senede bir gün değil, yılın 365 günü kutlanması gerektiğini ifade ederek günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Biz tabii bir gün hapsetmemek gerekiyor bu konuyu. Çünkü bizim geleceğimiz sizlerin elinizde ve sizlerin verdiği eğitimle, öğretimle çocuklarımız inşallah güzel yerlere geliyorlar. Biz de tabii belediye olarak bu işi çok önemsiyoruz. Hani her zaman söylüyoruz, meclis üyelerimizle de beraber konuştuğumuzda, basınla da paylaştığımızda. Ya yol yaparız, binalar da yaparız ama öğrenci yetiştirmek, geleceğe bir şey bırakmak bu işin en önemli tarafı. Burada sizlere belediye olarak biz ufak da olsa bir katkımız varsa bizim için ne mutlu. İl Milli Eğitim Müdürü Kartal ise kendilerine emanet edilen çocukların ne kadar kıymetli olduğunun farkında olduklarını söyledi. Tüm öğretmenlerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Özellikle eğitime vermiş olduğumuz desteklerden dolayı her konuda biz Aksaray Belediyesi'nden ve zatlarınızdan olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ben şimdi öğretmenlerimize özellikle şunu söylüyorum, ben her şeyde başkanım diyorum ki bunu ben artık şey haline geldi, klişe haline geldi. Çocuklarımızı iyi tanıyın diyorum. Öyle tanıyın ki artık tomografisi yetmez. Onların kemanını çekin diyorum. Yani girdiğiniz en azından sınıf rehber öğretmeni olduğunuz çocukların ailesi, durumu nedir, kaç kardeştir, sosyoekonomik durumu nedir, çocuğun sıkıntıları var mıdır? Ve başkanım, seven öğretmen seviliyor, dokunan öğretmen de unutulmuyor. Yani hep hayat boyu hatırlanıyor. Önemli olan dokunan öğretmen olabilmek toplumda başkanım. Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kapsamında Aksaray merkezde ikamet eden fakir ve ihtiyaç sahibi aileler belirlenerek ihtiyaçları karşılanıyor. Sosyal güvencesi olmayan, mağduriyetlerini dile getiren ihtiyaç sahibi vatandaşların durumları ilgili birimlerce teyit edilerek gerekli yardımlar belediye başkanlığı tarafından yapılıyor. Belediye bünyesinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Aksaray Merkez'de kayıt altında maddi gücü olmayan yoksul, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara alışveriş çeki, giyecek, ev eşyası gibi yardımlar ulaştırıyor. Aksaray Belediyesi sabah çorbası ikramıyla vatandaşların hem yüzünü güldürüyor hem de içini ısıtıyor. 3 ayrı noktada verilen hizmet kapsamında ortalama günde 1000 vatandaşa sıcak çorba dağıtılıyor. Sabah saatlerinde işine veya okuluna yetişmek isteyenler Aksaray Belediyesi'nin ücretsiz çorba dağıtım noktalarında güne sağlıklı beslenerek başlıyor. Aksaray Belediyesi'nin ücretsiz çorba dağıtım uygulaması devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan vatandaşlar belediyenin ikramı çorbalarla kahvaltılarını yapıyor. Hafta içi her sabah 7.30 ila 9.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ikramları Kurşunlu Cami önü, Küçük Bölcek Köprüsü durak noktası ve Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri önünde yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ın ilk doktorlarından olan ve önceki gün hayatını kaybeden Doktor Adil Dereli'nin cenaze törenine katıldı. Önceki gün Ankara Numune Hastanesi'nde hayatını kaybeden Aksaray'ın ilk doktorlarından olan Adil Dereli, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve dualarla Ervah Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Doktor Adil Dereli'nin cenaze törenine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altunsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ile birlikte il protokolünden birçok isim katıldı. Cenaze töreninin ardından aile taziyeleri kabul etti. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla 1. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni düzenlenecek. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi işbirliğinde 14. yüzyılın tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre anısına Aksaray 1. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni düzenleniyor. 24 Kasım Cuma günü başlayacak ve 2 gün sürecek şölen için Türkiye'nin dört bir yanından en ünlü şairler Aksaray'a davet edildi. Ayrıca şölene Azerbaycan ve Kerkük'lü şairler de katılacak. 24 Kasım tarihinde Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Eğitim Merkezi'nde başlayacak şiir şöleninde sanat yaşamında halka açık bir dille hitap eden ve Türkçeyi çok güzel kullanan mutasavvıf şair Yunus Emre'nin eserleri okunacak, hayatından kesitler anlatılacak. 1. Uluslararası Ihlara Vadisi Yunus Emre Şiir Şöleni'nin organizasyonu Aksaraylı şair halk ozanı İbrahim Düer ve sunuculuğunu ise Rıfat Çakır üstleniyor. Şölene Aksaray'ın yerel şair ve halk ozanları Yaşar Akbaş, İshak Pekgöz, Celalettin Satılmış, Bekir Coşkun, Mehmet Çil, Muzaffer Özdemir ve Mustafa Ünsal da katılacak. 24-25 Kasım tarihlerini kapsayan şölenin kapanış programı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'da ilk kez düzenlenecek olan şiir şölenine tüm Aksaraylıları davet ediyor. Değerli izleyenler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.